Arkadaşlar merhaba, herkese hayırlı hafta sonlar dilerim. Bugün anlatacağımız konu sözleşmeli evde yaş sınırı. Yaş sınırı yüzünden maalesef birçok kardeşlerimiz başvuruyor ve bunun sonucunda başvuruları geçerli olmuyor, çağrılmıyor. Bazı kardeşlerimiz 26 yaşlarında oluyor, bazı kardeşlerimiz 18 yaşlarında oluyor. Başvuruyorlar ama bu başvurunun sonucunda çağrılmıyorlar ve bugün sizlere sözleşmeli ellerin yeni yaş sınırı ile ilgili bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Bu yaş sınırlarında sizler de dahilseniz bu başvuruda bulunabilirsiniz. Ama söyleyeceğimiz yaş sınırında dahil değilseniz, bu yaş grubuna girmiyorsanız maalesef başvuramazsınız arkadaşlar. Öncelikle sözleşmeli erde askerlik şartı, KPSS şartı yoktur arkadaşlar. Sadece bunu söyleyeyim ve konumuza hemen geçelim. Askerlik hizmetini başlamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olan düzeltilmiş nüfus kaydına göre Ocak ayının ilk gün itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak şartıyla aranmaktadır. Yani arkadaşlar 18-19 yaşlarındaysanız bu başvuruda bulunamazsınız. En az 20 yaşından gün almanız lazım ve 25 yaşını geçmemeniz lazım. Yani 24 yaş 11 ay olsanız bile başvurabilirsiniz ama 25 yaşı bir günle geçirseniz bile bir gününü geçirmeniz sonucunda bu başvuruda bulunamazsınız. Bu kadar dikkate alınıyor çünkü bu kanun. Ve şu an şunları söylemek istiyorum sizlere. 1 Ocak 1996'da doğanlar Ocak ayında Aralık ayına kadar başvurabilir. Yani 1 Ocak doğumlu kardeşlerimiz, 1996 doğumlu ve sonrasından Ocak ayından Aralık ayına kadar başvurabilir. Yani sen 1996 doğumlusun kardeşim, Ocak ayında doğmuşsun, Aralık ayına kadar bu başvuruda bulunabilirsin. Bu 2021 yılı için söylediğimdir. Yani 2022 için değil, 2021 yılı için, yani bu yıl için. En az 1995 doğumlular başvuramazlar arkadaşlar. Yani 1995 doğumlu kardeşlerimiz varsa bunun içinde bu başvuruda bulunamazlar maalesef. 1996 yılında doğanlar Ocak ayı ile Aralık ayı arası son kez başvurabilecekler. Yani arkadaşlar devletimizin sizlere son verdiği fırsat 1996 doğumluların bu sene son başvurularını yapmalarıdır. Yani bu sene son kez başvuruda bulunabilirsiniz. 2022 yılında 1996 doğumlular sözleşmeli ere başvuramayacak. En az 1997 doğumlular olacak başvuruda bulunabilecek. Yani arkadaşlar 2022 yılının Ocak ayında sadece 1997 doğumlular bu başvuruda bulunabilecek. 2021 yılı için söylersek, tekrardan söyleyelim, 1996'dan 2001 doğumlular başvurabilecek. 2022 yılı için söylersek 1997'den 2000 doğumlular başvurabilecek. Yani 25 yaşını geçmeyecek adaylar başvuruda bulunabilecek. 2021 yılının son başvuru adayları 1996 doğumlular. Ocak ayının Aralık ayına kadar bu başvuruda bulunabilecekler. 2022 yılının başlarından Ocak ayından Aralık ayına kadar 1997 doğumlular başvurabilecek. 2023 yılı için başvurabilecek adaylar 1998 doğumlular Ocak ayından Aralık ayına kadar başvurabilecek. Yani arkadaşlar mesela 2021'de 1996'da başvurabiliyor, 2022'de 1997, 2023'te 1998. Yani yıl ilerledikçe yaş şartı da bu şekilde eşitlenmiş oluyor. 25'i geçmeyecek şekilde eşitlenmiş oluyor. Yani bu şekilde arkadaşlar, yaşınız 25'i geçmeyecek ve en az 20 yaşından gün almanız gerekiyor. Askerlik şartına gerek yok. Sabıkanız, siciliniz, herhangi siyasi partilere karışmamışsanız, gerekli kriterlere, kilonuza, boyunuza dikkat ediyorsanız ve bu kriterleri sağlıyorsanız ve ortaokul, ilkokul mezunuysanız, lisede olur, üniversitede olur, en az ilkokul, ortaokul,
Bu başvuruda bulunabilirsiniz. Bu şekilde kendinizi ayarlayın arkadaşlar. 2021 yılının son başvurusu Haziran'la Temmuz arası olacak arkadaşlar. Hava deniz alımı olacak. Bu arkadaşlara şunu söylemek isterim. Son başvurmaya hakları bu sene olan 1996 doğumlular Haziran'la Temmuz arası iyi takip etsinler bu alımı. Çünkü bir dahaki sene bu başvuruda bulunamayacaklar 1996 doğumlular. En az 1997 doğumlular başvurabilecek 2022 yılında. Beni bu sürece kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Ben bunları keyifle anlattım. Umarım siz de bunları zevkle dinlemişsinizdir. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.